Tekrar merhabalar. Devam ediyoruz. Stüdyomuzda bir konuğumuz var. Siyasetin duayen isimlerinden Hüsamettin Cindoruk bizlerle birlikte efendim. Kendisiyle gündemi değerlendireceğiz, konuşacağız. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş gördük. Gündemin en sıcak konularından biri. Maalesef bugün kötü bir haber aldık. İki asker şehit oldu. Hem de donarak şehit oldu. Ancak bu konuyla ilgili bir takım şaibeler var. Hani soruşturulmalı deniliyor. İhmal mi var deniliyor, acaba nöbet süreleri çok mu uzundu deniliyor. Siz de nasıl yorumlarsınız bu meseleyi? Şimdi ben askeri hakimlik de yaptım. Hı hı. Şunu söyleyeyim, askeri yargı bunu inceler. Gerçekten de çok üzücü bir olay. Evet. Şehit çocuklarımızın ruhları şad olsun, Allah rahmet eylesin. Düşman kurşunuyla değil de soğukla vefat etmeleri, evet, şehit olmaları... Ordunun moralini bozan bir hadisedir. Diye bak. Sen ne diyorum ki tedbirleri almayan komuta heyeti veya sorumlular varsa onları askeri yargı bulur çıkarır. Şimdi yine bugüne dair konuşulacak bir başka konu. Hemen kısaca onunla ilgili de bir değerlendirmenizi almak istiyorum Sayın Cindoruk. Şimdi Cumhurbaşkanlığında bir Cumhurbaşkanı Merkel ve Macron, Emmanuel Macron bir dörtlü bir zirve gerçekleştiriyorlar. Birazdan bir açıklama olacak büyük bir ihtimal. Bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın bir açıklaması var. Dörtlü Suriye zirveyle ilgili diyor. Öncelikle amaçlarının çözümünün askeri değil siyasi olduğu gerçeğinden hareketle formüller üretmek için bir araya gelindi deniliyor. Bu zirveden nasıl bir sonuç çıkacak sizce? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu zirvenin en büyük eksiği Suriye. Suriye toprakları ile ilgili Suriye devletinin geleceğine yönelik kararlar vereceksiniz. Ama Suriye yok. Suriye devletinin temsil edilmediği bir zirvenin daha ziyade sömürgeci günlerin eseri olduğunu düşünüyorum. Şimdi Suriye devleti ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin politikası da yanlıştı. Bu dörtlü zirvede yanlıştır. Orada buyurucu, zorlayıcı, emredici alacağınız kararlarla Suriye'nin menfaatleri çatışabilir. Türk siyasetinde Osmanlı kültürüyle yetişmiş son Dışişleri Bakanı İhsan Sami Çağlayangil'dir. Onun anılarında bu Arap meselesiyle ilgili çok değerli düşünceleri var, tespitleri var. Dış politikada da uygulamıştır. O da şu, Araplar Orta Doğu'nun sahibidir. Orta Doğu bir Arap bölgesidir ve bir Arap çoğunluğuna temsil eder. Bunun da iki önemli devleti var. Bir Suriye, bir Mısır. Bir de tabii Irak bölünmeden evvel. İhsan Sabri Bey der ki, biz Osmanlı kültürüyle ve Osmanlı yönetimiyle Orta Doğu ile ilişki kurduğumuz dönemlerden bu yana bir kuralımız var. Araplar arasındaki kavgalara karışmayız. Ve Arap devletlerin iç işlerine karışmayız. Türkiye son yıllarda Cumhurbaşkanı'nın bir takım beyanlarıyla, kararlarıyla Suriye devletiyle arasını açtı. Ve bu açış sonucunda da bugün Şam'da büyükelçimiz yok, Kahire'de büyükelçimiz yok. Temsil edilmediğimiz Arap kültürü veya blokuyla ilgili kararları Merkel'le almaya çalışıyoruz. Bu yanlış bir durum. Bu tutumu ben Orta Doğu'da Türkiye'nin Arap dünyasındaki prestiji açısından çok hatalı buluyorum. Şimdi bunu biraz konuşmak istedim gündemdeki bu en sıcak konuları ama emeklilikte yaşa takılanlar meselesi var. CHP'nin yoğunca bir mücadelesi vardı bu konuyla ilgili. Evet. Halen de bu mücadele devam ediyor. Önce tüm partiler ortak bir hareket etme kararı aldılar. İktidarın tutumuna karşın. Ancak bir son anda MHP'nin bir tavır değişikliği oldu ve işler bir anda değişti. Evet. Şimdi öncelikle bu tavır değişikliği ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Beklediğiniz bir şey miydi? Hayır, beklediğim bir şey değildi. Çünkü teklifin sahiplerinden biri de MHP gözüküyor. MHP bu konuda kendi milletvekilleri aracılığıyla bir girişimde bulunmuştu. Bundan caymış olmasının sebeplerini Sayın Bahçeli'nin anlatması gerekiyor. Bu bir hesap meselesi midir?
yoksa bir davranış mıdır, bir lehe kararı mıdır? Ama bildiğim bir şey varsa, makas açıldı. Türkiye'de sosyal haklar konusu çok yakın tarihe dayanıyor. Yani SSK dahil, emekli sandığı dahil, Bağkur dahil, 3 tane bu sosyal güvence kurumu var. Bunların hepsi Cumhuriyet'in eserleri. Hı hı. Cumhuriyet'in kurduğu kurumlar, bu kurumların aktüeri hesapları var. Bu hesapları dikkat ederseniz akılcı kararlar alabilirsiniz. Yani iştirakçı ile mal varlığı arasındaki dengedir aktüeri hesabı. Bu hesaba bakmak gerekiyor. Polemik konusu yapılmasında çok şaşırıyorum. Bu polemik konusu değil, çok teknik bir konu. Peki bu emeklilikte yaşa takılanlar meselesi nedir? Yani tam olarak bu mesele nedir? Tabii mesela 18 yaşında sigortalı oluyorsunuz, 20 seneniz doluyor. 38 yaşında emekli olmanız gerekiyor. Emekli sandığı da diyor ki hayır sen 55 yaşında emekli olacaksın. Yaş haddim orada doluyor diyor. Emeklilik sigortaları vermiyor. Bunu batıdaki örneklerini çok iyi incelemek gerekiyor. Bu çok bilimsel ve bir insancıl bir konu. Ben tarafların siyasete alet etmemesi gerektiğini tavsiye ediyorum. Otursunlar, kendi teknik seyirleri olabilir. Sosyal sigortacılık dünyada çok gelişti. Örneklere baksınlar. Kademeli olabilir. Ücretleri ödemesinde bir takım oranlar bulunabilir. Yarı oran, dörtte üçe varan oran vesaire. Ama her iki tarafında menfaatini kollayan bir sonuç. Peki şimdi nasıl bir çözüm öneriliyor sizce? Yani ya da nasıl bir çözüm önerisi olabilir? En büyük bence şu anda çözümsüzlük var. Bunu bir siyaset hadisesi haline getirdiler. Siyaset kendi arasında bunu menfaatleri istikametinde ortaya koyuyor. Taraflar siyasallaştı. Ve bu arada ezilen de emeklilikle yaşa takılanlar oldu. Onların da mağduriyetlerini dikkatle ve dediğim gibi bir ölçek içinde belki de bir merdiven sistemiyle çözmek mümkün. Neden belli bir noktada tıkandı peki? Sanıyorum Türk siyasetinin son zamanlardaki en büyük karakteristik özelliği bu. Bilimsellikten uzaklaşmak ve insancıl olmaktan çıkmak. Peki MHP'nin ani fikir değişikliği dedik. Bununla ilgili yorumunuzu da aldık. Bir de andımız tartışmaları var. Yine gündemde. Geçtiğimiz günlerde Bahçeli'nin yine bir çıkışı oldu bu konuyla ilgili. Hatta ittifakın bittiğini ve yerel seçimlerde ittifak olmayacağını açıkladı. Şimdi sizce bu durum nasıl bir gidişatı beraberinde getirecek? Şimdi Türk siyasi hayatına ittifaka girmiş olması kurum olarak doğru. Ama yetmez. Mutlaka makul bir baraj birlikte getirmek lazım. Yüksek barajlar devam ederken ittifak geçici süreçlerde faydalı olabilir. İttifakın yerel yönetimlerde uygulanması mümkün değildir. Çünkü yerel yönetimler bölgeseldir ve bölgesel olarak ittifaklar değişebilir. Partilerin ittifaklarında da menfaat uyumsuzlukları ortaya çıkabilir. Genel ve toplam bir yerel yönetim ittifakının mümkün olduğunu zannetmiyorum. Ama son zamanlardaki gidiş geliş, bilhassa Sayın Bahçeli'nin gidiş gelişleri, yerel seçimlere mutlaka tesir edecektir. Etkileyecek diyorsunuz. Etkileyecektir. Çünkü orada şöyle bir ittifak, fiili bir ittifak olur, hukuksal bir ittifak değil. Onun örneğini de verdi, İstanbul'dan aday göstermeyeceğim dedi. Evet. Var. Sayın Bahçeli İstanbul'da aday göstermediği zaman taraftarlarının bir kısmının CHP'ye oy vermesi olası. O bir ittifak mıdır? Hayır, bir destektir o. İttifak demek teknik bir tabir. Ben Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasetin karmaşık olduğunu gördüğüm için kendi fikirlerimi söylüyorum. Ama pratikte sahada olan partilerin çok fazla bilimsel bir çalışma yaptıklarını da zannetmiyorum. Bu bilimsel bir çalışmadır. Siyaset bir bilimdir. Çünkü hukuka dayanır. Hukuk sadece bir teknik değildir, bir içeriktir. Birbirinizi duygusal olarak kavga ederek hukuku değiştiremezsiniz. Ve hukuktan sonuç alamazsınız. Siyasette polemik de vardır.
Ama devlet hayatı da polemik olmaz. Devlet ciddi bir müessedir, koruyucu bir müessedir, düzenleyici bir kurumdur. Devleti idare edenler, devleti idaresine müdahale eden veya muhalefet edenler çok dikkatli olmalı. Peki şimdi şöyle bir açıklama geldi. Cumhur İttifakı devam ediyor, yerelde ittifak olmayacak dendi. Bu böyle bir şey mümkün mü sizce? Demin söylediğim gibi bilimsel olarak mümkün değil. Bu ittifak dediğiniz balon değil böyle. Havada uçuyor bir şey değil ki. Bir realite. Masada olacak o. Eğer masada yoksa ittifak yoktur. Gayet basit. Geçenlerde oturdular, masada ittifak yaptılar. Bir kağıdı değişikliği yaptılar. Ve bilimsel ve hukuksal bir tabana dayandırdılar. Şimdi havada uçuşan sözler, balon sözler. Peki bu Cumhur İttifakı'ndaki zedelenme, yerel seçimlerde sizce CHP'nin lehine mi olacak? Diyor ki siyaseti odaklıya geldi ki biraz sonra konuşuruz. Siyasetin sonuçlarını önceden öngörmek mümkün olmaktan çıkmıştır. Ve daha da acısını söylemek istiyorum. Türkiye iç siyasetiyle kendi siyasetini artık inşa edemez haldedir. Dış müdahaleler, dış olaylar ve dıştan gelecek olan kural tazcikleri Türk iç politikasını bundan sonra da bugün olduğu gibi etkileyecektir. Beklemedik olaylar diyorsunuz. Ben onların hepsini bekliyorum. Peki. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af konusundaki de yine af konusuna karşı da çok sert açıklamalarda bulundu. Ancak MHP'nin bu konudaki tavrı çok ısrarcı. AK Parti, iktidar kesinlikle af konusunda sıcak bakmadığını söylüyor. Yine Cumhur İttifakı'nın çatlamasının sebeplerinden biri de bu oldu. Yine CHP'nin de af konusu ve andımız tartışmalarındaki tavrı belli. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi af bizim hukukumuzda aşağı yukarı bir kurum halinde asırlardır diyelim. Hadi asır kaldıralım, Cumhuriyet tarihinde var git gelip giden bir olgu. Benim de hayatımda çok var. Ben ceza avukatlığı yaptım, söylüyorum. Affı mecburiyet haline getiren, siyasetin sırtına bırakan yargının hatalarıdır. Eğer yargı adilse, insanlarda adalet duygusunu tatmin ediyorsa, adalete güven %80'in üstündeyse, af ihtiyacı ortaya çıkmaz, az talepleri de olmaz. Son zamanlarda Türk yargısının içine düştüğü durum, verdikleri kararları da zaman zaman mübalağa, zaman zaman hata, zaman zaman taraf tuttukları anlaşılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bugün cezaevinde Hakimler Kurulu Başkanı var. Bugün cezaevinde Balyoz davasının, Ergenekon davasının yargıçları, savcıları var. Yargıçlar yargıçları tutukluyor. Savcılar yargıçları dava açıyor, tutuklamaya çalışıyor. Yargı bir keşmekeş içinde. Ve Yargıtay Başkanı bile sözlerinde, konuşmalarında şikayet ediyor. Yargıya güven %20'ye düşmüştür diye. Eğer yargının kararları bu kadar tartışılır haldeyse af tartışılır. Çok insan aftan şunu bekler. Yargının verdiği hatayı düzeltmeyi bekler. Aileler de. Bugün Türkiye'de o durum var. Mağduru çok yargı. Şimdi devletin mağduru olabilir. Devletin mağdur ettiği insanların haklarını yargı düzeltecektir. Yargı onları düzeltmiyorsa, taraf tutuyorsa, kimisi cemaatlerin adamıysa, kimisi devletin idare eden partinin adamıysa, kararlar hakimlerin adil vicdanlarıyla değil de kişisel duygularıyla veriliyorsa, rüzgarlarla veriliyorsa, bir cumhurbaşkanı ben bu davanın savcısı diyorsa ortada yargının güvencesi de kalmaz, güvenilir de kalmaz. O zaman da işte böyle af talepleri gelir, kapıya dayatır. Peki MHP'nin bu konudaki ısrarcı tavrı neden sizce? MHP bunu neden başlattı derseniz, çeşitli sebepler var. Bunlardan bir kısmı tahmin ediyorum ki sosyetik dediğimiz dedikodular vesaireler de var içinde. Başka dedikodular var, ziyaretler var, o ziyaretlerde yakınlaşmalar var.
Kişisel talepler var. Ama ben affı kişisel bir mesele gibi görmüyorum. O da bir hukuki kurum. Af kurumu zaman zaman Türkiye'de barış sağlamakta faydalı olmuştur. Zaman zaman da barışı bozmuştur. Rahşan affı gibi. Ve af kanununa Anayasa Mahkemesi müdahale etmiştir. O parlamento içinde sıkıntı verici olmuştur. Tatbikatta da. Şimdi ben af teklif eden de bu affa karşı çıkan da yine demin söylediği gibi bir masaya oturmasını tavsiye ediyorum. Çok teknik bir konudur. Ve elde edilen verilere bakmak gerekiyor. Size bir tek misal vereceğim. İdam cezasını 2002'de kaldırdık değil mi? Mukabil olarak neyi kurduk? Koyduk. Ağırlaştırmış müebbet hapis cezası. Geçenlerde resmi bir kaynaktan aldığım bilgiye göre şu ana kadar müebbet ağırlaştırmış müebbet hapis cezası mahkum 2000 kişi var. 2000 küsur kişi yargılanıyor aynı töhmet altında. Müebbet hapis cezasının tam sayısını Adliye Bakanlığı dahi veremiyor. Eğer siz bu kadar mübalağalı ağırlaştırmış müebbet hapis, ağır müebbet hapis veriyorsanız, o aynı zamanda adalet duygusunu fokurdatır, kaynatır. Demek istiyorum ki eğer idam cezasını kaldırmasaydınız 3000 kişi yazacak mıydı? Burası mezbahaya dönerdi. Bol keseder müebbet hapis, ağırlı müebbet hapis vermeye başlarsanız bunun sonucu olur. Ve şöyle bir baktım, ağırlaştırmış müebbet hapise mahkum edenler içinde orgeneral de var, general şu bu geliyor, yargıç var, mübaşir bile var. Erler var. Bu kadar yaygın kitlelere siz idam cezası mukabil ceza veriyorsanız o affı cazip hale getirir veya affı bir sosyal baskı aracı haline sokar. Onun için her şeyin temeli demokrasi, her şeyin temeli bağımsız yargı, adil dünya, adil Türkiye. Bunları yapamazsanız, siz Amerika'da veya Fransa'da, Almanya'da bugün af kanunu duydunuz mu hiç? Uzun sürelerde yok. Kısmi aflar olmuştur, geçmiş gitmiştir. Ama böyle kitlesel af kanunları bizim gibi adaletin güven kaybettiği ülkelerde var. Yargı bağımsız değil, hakim bağımsız değil, yönetim bağımsız değil, tarafsız değil. O zaman sonuç bu. Hapishanelerde 300 bin kişi olur. Olur mu? Hapishaneler alt alta üst üste insanlar yerlerde yatar mı? Bir cezaevi bir devletin bedeli duygularını ve bedeli çizgisini ortaya koyar. Devlet hükümlüye eziyet etmez. Devlet hükümlüğü terbiye eder. Topluma kazandırmak için uğraşır. Bugünkü cezaevlerini keşmekeşi gördüm. Bir başka şey söyleyip bu bahsi bitireyim. Bir devlet cezaevine mahkeme kurarsa elbette adaleti kaçırmış olur. Silivri cezaevinde mahkeme var. Sincan cezaevinde mahkeme var. Papazın yargılandığı İzmir'deki cezaevinde, Ali Ağa cezaevinde mahkeme var. Siz ağır ceza mahkemesini, İstiklal Mahkemesi gibi cezaevlerine taşırsanız, bunun sonucunda o mahkemenin verici kararlar sanık tarafından da tartışılır, halk tarafından da tartışılır ve insanları da tahrik edersiniz, insanları incitirsiniz. Şu an gerekli mi sizce af? He? Af böyle bir şey gerekli mi şu anda? Ben kesin hüküm veremem. Ama şunu tavsiye ederim, sadece af hükümlerinin değil, yargılama sisteminde ortaya koysunlar. Ceza hukukunun prensiplerini ortaya koysunlar. Bir tekrar örnek vereyim. Yasa da mahkemeleri başladığı zaman 146. maddede dava açtılar sanıklar hakkında. 146. maddenin birinci fıkrası idam cezasız müstelzimdi. O zamanın hukukçuları o toplandılar. 146. maddeye bir fıkra eklediler. Fer'i hükümler. Yani fer'i fail, ikinci derecede fail olanlara da 4 senede 15 seneye kadar hapis cezası müstelzimdir dediler. Öylece cezalar kurtuldu. Şöyle oldu, milletvekilleri veya oradaki devlet memurları hakkında sadece 15 idam cezası çıktı. Diğerleri hakkında müebbet hapisten tutun da 4 sene 2 aya kadar cezalar çıktı. O zamanın hukukçuları ki
o davanın mağdurlarından biriyim. Demek bugünküler de çok daha akıllıymışlar. Peki şimdi elinizde bir kitapçık gibi evet. bir şey görüyorum. Şimdi programa başlamadan evvel onu okuyordunuz. Ben size sordum bu nedir dedim. Şimdi bu ne istiyorsanız nedir? İstiyorsanız izleyicilerimize siz anlatın. Bu 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'in 26 Ekim 2014 Pazar günü İslamköy'de müzesini açarken yaptığı konuşma. Hı hı. Bu konuşmayı şunun için getirdim. Başbakan, Cumhurbaşkanı, bakanlar, yani bugünkü iktidarı temsil eden, şimdi bakan da yok da, bugünkü iktidarı temsil edenler, Türkiye'nin 2002'ye kadar hiçbir şey yapmadığını söylüyorlar. Ve diyorlar ki ne yaptıysak biz yaptık. Hatta o devrin eksikliklerini anlatıyorlar. Bir eski Türkiye türküsü tutturmuşlar. Eski Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış. Demirel burada eski Türkiye'yi savunuyor. Var mıdır böyle çarpıcı bir bölüm bize tabii, okuyabileceğiniz? Bir kere tabii Atatürk'ü saygıyla anıyor. Evvel oradan başlıyor. Ve Cumhuriyet Bayramımızı, o gün de demek ki Cumhuriyet Bayramı varmış. Evet. Ben de şimdi kutluyorum. İşçenlikle kutluyorum. Şimdi onu da konuşuruz, onunla ilgili de bir tabii. Orada da konuşalım. Tamam. 91 yıl olmuş o zaman. Yapılan transformasyonu anlatıyor transformasyonu. Siz galiba altını çizmişsiniz. Çizdiğim öyle. Şöyle diyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti çağdaşlık ve uygarlığa açılan kapıdır. Büyük Atatürk pek çok alanda reform yapmak suretiyle ilerlemenin kapılarını açtı. Hedef çağdaş uygarlığı yakalamaktı. Yakalanmıştır. Ve diyor ki, ben 10 sene yüksek idarecilik, 22 sene parti genel başkanlığı, 13 sene başbakanlık, 7 sene Cumhurbaşkanlığı yaptım. Şimdi benim bir hakkım var diyor. Eski Türkiye'yi savunmak. Ve eski Türkiye'yi savunurken akla gelebilen tesisleri bir sayıyor. Keban Barajı, GAP, Boğaz Köprüleri vesaire vesaire hepsini söylüyor. Gaz lambasından elektriğe geçişimizi anlatıyor. Ve en mühim bir şey söylüyor. Kalkınmamızı biz demokratik nitelikte yaptık diyor. Muhafaza ederek yaptık diyor. Ve o günkü Türkiye'nin yani 1923'lerdeki Türkiye anlatırken 150 dolar milli gelirimiz vardı diyor. Sadece 50 köyde elektrik vardı. Benim bugün 40 bin köyünde elektrik var diyor. Eğitim hizmetlerinin yanında anlatıyor. O çok rakam severdi biliyorsunuz. Ama söylediği önemli bir şey var. 23 ile 2000 yılı arasında dönemde yıllık ekonomik büyüme oranı ortalama %4,75. Bugün Türkiye'nin zaten yakalamaya çalıştığı da bu. Ve 23 yılında milli gelirimiz 8,4 milyar dolarken 2013 yılında 470 milyar dolara çıkmıştır. 2000 yılında 280 milyar. Bunu biz yaptık diyor. Hep beraber yaptık. O yine o gün için söylüyor. Bu süreçte nüfusumuz 12 milyondu. 76 milyona çıktı diyor. Ve rakamları arka arkaya bombardımanı gibi söylediği zaman elektrikle tutun okullara, şunlara, bunlara buzdolabı sayılarına kadar anlatıyor ve müthiş bir rakam bombardımanı. Ben onları bu okuyucularımıza söylemek istemiyorum. Çünkü Demirel'in rakamları ne kadar iyi bildiği, onları ne kadar iyi söylediğini biliyorlar. Ve diyor ki, şimdi gelelim diyor, iki organizasyon var diyor. Bunlar ekonomide başarımız, korkunç diyor. Biri NATO diyor. Türkiye'nin en büyük iki organizasyondan birisi NATO'dur. İkincisi de diyor, en büyük ekonomik ve siyasi birliktelik projesi olan Avrupa Birliği'nin eşindeyiz. Türkiye bu iki alandan caymamalıdır ve Türkiye kendi bundan sonraki politikasına da macera olan Orta Doğu'da ya da dini meseleler aramalıdır. Türkiye'nin söylediği şey şu, Atatürk'ten bu yana getirdiği muasır medeniyete ulaşma düşüncesinden cayması bütün bu ekonomik rakamları terse çevirir. Biz bunları demokrasi, laiklik, Batı dünyasıyla, işbirliğiyle sağladık diyor.
Ve tabii Atatürk'ü o kadar övüyor ki şimdi onların içinde bir tanesi de. Bunu biz herhangi bir yerde bulamayız herhalde. Bunu o müzenin yönetiminden alabilirsiniz. Hı hı. Şu cümlesini okuyup bu lafı bitirmek istiyorum. Bu şimdi Demirel'e sağcı diyorlar, milliyetçi diyorlar. Herkes Atatürkçü oldu ama bakın ne diyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, minnet ve şükranla anıyorum. Ona minnet ve şükran borçluyuz. Bu ebedidir ve her gün söylesek yine de fazla bir şey yapmış olmayız. Şimdi bu Demirel hadisesini öne çıkarmamız sebebiyle Türk siyasi hayatında Demirel kadar kendisinin söylediği gibi son yıllara egemen olmuş, etki yapmış başka bir devlet adamımız yok. Bunun için Adnan Menderes'e dahil. Rahmetli Menderes sadece 10 yıl bu işi yaptı. Ama Demirel söylediği gibi bütün hayatı burada geçmiş. Yönetimden tutunuzda Cumhurbaşkanlığına kadar eleştirebilirsiniz. Çok tenkit edilecek tarafları da bulabilirsiniz. Ama bir şey var, şahitliği. Şahitliği hak etmiştir. Cumhuriyet'in 1900 aşağı yukarı kendisi de söylüyor. 23'te doğduğu zaman 24'te Cumhuriyet'in 7 kuruluş yılları. O yıllarda Cumhuriyet'in yetiştirdiği bir adam. Cumhuriyet'le beraber doğmuş, Cumhuriyet'le yetişmiş. Evet. Cumhuriyet'in her kademesinde bulunmuş ve son sözünü söylemeden evet, de ömür. Sayın Cindoruk, lafınızı kesiyorum. İkinci Başkent ödüllerinden Halk TV'ye bir ödül geldi. Ana haber spikerimiz. Öncelikle tebrik ediyorum ve hemen mikrofonu taksim ediyorum. Mace Özan Arslan. Çok teşekkür ederim. Ödül aldı sevgili izleyiciler. Bu organizasyonu yapan sizlere, değerli konuklara çok teşekkür ediyorum. Ve tabii bu ödülü bana layık görenlere, Halk TV adına alıyorum bu ödülü. Birçok arkadaşımla birlikte çok emek vererek bugünlere geldik. Çok önemli günlerden geçtik. Çok da özel bir hafta içindeyiz. Cumhuriyet haftasındayız. Bize Cumhuriyet'i armağan eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına da saygıyla nice Cumhuriyetli yıllara diyorum. Çok sağ olun efendim. Evet, ben de gitmeden tebrik edeyim. Sevgili meslektaşımı öpelim. Evet, Alkan'la... Uzun yıllar radyoda beraber çalıştık. Bu arada ben de ne kadar çok yere girmişim, çıkmışım. Her gelenle bir anım var. Evet, burada bir fosil olarak bulunuyorum galiba. Tebrik ederim. TRT'de epeyce program yaptık. Anadolu Ajansı'nda başlamıştım ben. Şimdi son durağım Halk TV. Herhalde orada da bırakırım. Diyorum. Jübileyi orada mı yapalım diyorsun? Öyle artık uzunca bir süren meslek yolculuğum var ama en güzel yıllarımı Halk TV'de yaşadım. Özgür basın adına, sansürsüz basın adına Halk TV'ye de buradan teşekkür ederim. Bir kere daha tebrikler. Ve şimdi de... Evet, ikinci başkent ödüllerinden Halk TV'ye ve ana haber spikerimiz Lale Özan Arslan'a bir ödül geldi sevgili izleyiciler. Kendisini biz de tebrik ediyoruz. Gururlandık efendim. Bu güzel ödül töreninden görüntüleri aktardıktan sonra konuğum Sayın Cindoruk'a tekrar dönüyorum. Evet, Sayın Cindoruk, bu arada dörtlü zirve sona erdi. Liderler ortak bir açıklama yapacak. Başta İdlib konusunun gündemde olduğu kesin. Şimdi bu dörtlü zirve ne anlama geliyor? Yani hangi konularda mutabakat alınacak ya da sağlanabilir? Ne söylersiniz? Şimdi tabii bu sorunuza cevap vermeden evvel şu yaşadığımız olayı değerlendirmek istiyorum. Tabii. Sizin programlarınızda olduğumu bilmiyorum. Ama canlı yayınların orta yerine birdenbire Sayın Demirel Erdoğan'ın konuşmaları yansıyor. Canlı canlı diyor ve birdenbire bir darbe gibi, gökten düşmüş bir göktaşı gibi o konuşmaları kesiyor. Sizi bu yaptığınızda yanlış buluyorum. Erdoğan'ın konuşmaları değil de az önceki görüntüler. Hayır, bu, sizin övülmenizi haklı buluyorum ama yaptığınız bir konuşmayı kesmenizi doğru bulmuyorum. Yani Halk Televizyonu'nun daha dikkatli, daha kuralsız olması. Aldığınız haber ödülle övülecek çok programınız olabilir. Ama bir başka programı keserek bunu yapmanızı doğru bulmadım, ifade etmek istiyorum. Şimdi gelelim ve tavsiye ediyorum bundan sonra yapmayın. Övülmek güzel bir şey.
Sevilmek de güzel bir şey. Ama programların insicamını, bütünlüğünü bozmakta habercilik ilkelerine aykırılık var diye düşünüyorum. Bunu da yaşlı bir adamın ikazı olarak... Peki efendim, siz evet, evet. Şimdi... Çünkü için çok... siyasetin içinde uzun yıllar bulunduğum için evet. Böyle olaylarda duyarlı oluyorum ve şunu da söylüyorum. Bunu şahsıma yapılmış bir hadise saydığım için söylemiyorum. Yok, öyle görmeyin. Hayır, bir ilkes... Keşke evvelinde konuşsaydık sizin bir için. Bir ilkesel hadise Cidur. Olarak ifade etmek evet. istiyorum. Peki. Türkiye bu alışkanlığından vazgeçmeli. Bu Sayın Erdoğan zannediyor ki buradan fayda sağlıyor. Bir spor programını, bir futbol maçını izlerken birdenbire karşınıza gereksiz yere Erdoğan'ın bulduğunuz zaman siz ona müsbet oy vermezsiniz. Mütalaa da vermezsiniz, hatta görüş de vermezsiniz. Onu desteklemekten de vazgeçebilirsiniz. Bence görsellik önemli bir hadise. Görselliğin kurallarını içine sindirmemiz gerekiyor. Oldu mu? Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Ben yine de halen ısrarla sorumun cevabını istiyorum sizden. Kararın sonucunu göreceğiz. Zirveyle şimdi ilgili. Bu her zirve gibi bitmez. Her zirve tanıtıldığı kadar, önem verildiği kadar sonuç bildirgileri çıkarmaz. Ben fikrimde ısrar ediyorum. Bu dört tane değerli devlet adamı, kimi değerli kimi değersiz diye parantezi kapatayım. Bir araya geldikleri zaman bir başka ülkenin kaderiyle ilgili karar veremezler. Verdikleri kararlar ya kağıt üzerinde ya harita üzerinde kalır. Suriye halkları ve Suriye devleti bağımsızlık içinde kendi kararlarını verirken elbette bizim yardımlarımıza ihtiyacı olabilir. Ama böyle bildirgelerle Suriye meselesini çözemezsiniz. Ben Türkiye devletine şunu tavsiye ediyorum. Hem Şam'a büyükelçi yollayın, hem Suriye'yle barışın, o da yetmez. Mısır'la barışın, Mısır'a da bir büyükelçi gönderin. Türkiye büyükelçileri de onlar da gönderirler. Oturur, her iki ülkenin çıkarları, Orta Doğu'nun gelişmesi ve Orta Doğu'nun çıkarı geleceği için bu bölge halkları ve devletler olarak biz karar veririz. Bizim vereceğimiz kararlar bağlayıcı olur, uygulanabilir olur. Şimdi... Merkel değerli bir şansölye. Beğendiğim de bir devlet adamı. Ama Orta Doğu politikasına nereden girdi şimdi anlayamadım. Hani Putin'le Erdoğan ve daha evvel de bu işlere karıştılar. Ama burada eksik kaldı, Trump kaldı. Bir de herhalde Branson da gelebilirdi bu toplantıya. Yani ne alakası var bunların bir araya gelip de Suriye'nin meselelerini çözecekler? Suriye nerede? Vaktiyle dayatmalar var. Türkiye'ye vaktiyle dayatılan bir takım anlaşmalar vardır. Ona benzedi bu. Rusya'nın da böyle alışkanlıkları vardır. Öyle mi? Tabii. Peki şimdi bu Kaşıkçı cinayeti biliyorsunuz. O da yine gündemde epey bir süre. Kim? Kaşıkçı cinayeti. Evet. Gündemdeki yerini epey bir süredir koruyor. Türkiye açısından sizce ne ifade ediyor? Yani bir bu konuyla ilgili sizce MİT'in bir istihbarat eksikliği olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi tabii bu siyasi cinayetlerde devlet bilgilerine sahip olmadan konuşmak yanlış olur. Benim söyleyeceğim kişisel tahminlerden ibaret olabilir. Devletin bilgilerinin doğru olduğuna inanmak istiyorum. Ne var ki burada bu bir cinayetten öte bir suikast. Siyasi bir suikast, cinayetten öte bir şey. Bir siyasi kişi, Kaşıkçı her şeye rağmen vaktiyle de Suudi Devleti'nde hizmetler vermiş bir adam. Amerika'dan buraya tuzağa düşürülmüş, getirilmiş bir adam. Belli ki bir suikasta kurban gitti. İnkar edilse bile infaz edildi. Bu suikastın inşa edilmesinde ben bizim devletimizi kolaylaştırıcı görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı haklı olarak işbirlikçi kim diye soruyor. Erdoğan'ın bir açıklaması var Sayın Cindoruk. Artık bu kayıtsızlığa son verilmeli diyor.
Suriye zirvesi sona erdi sevgili izleyiciler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk açıklaması bu şekilde oldu. Artık bu kayıtsızlığa son verilmeli. Muğlak bir cümle. Kayıtsızlık ne? Siyasi iktidar sözünü söylerken net söyleyecek. Hele böyle milletler arası hukukun ilgilendiği bir konuda. Kimin kayıtsızlığı var? Kim kayıtsız? Suriye devleti bugün Suriye toprakları %83'üne hakim vaziyette. Orada bir devlet var. Ve orada bizim için de çok önemli bir tehlike yaşıyor. O da Kuzey Suriye'de bir Kürt Kantonlar Birliği kurulmasıdır. Eli kulağında bir hadisedir. Ve bu, o hadiseye teşhis koyacak olan, bilgilere sahip olan elbette ki bizim birliği devletimizdir. Onların elindeki bilgileri bilmediğim için sadece şunu söylüyorum. Siz bu işin içine Suriye'ye katın. Suriye, esas kayıtsızlık Suriye'nin bu işin dışında tutulmasıdır. Sadece askeri yöntemler çözüm değildir. Söylüyor, benim söylediğimi söylüyor. Benim söylediğimi söylüyor. O zaman gelin barışın. Hepimiz uğraşalım. Suriye ile temaslarımız, arkadaşlıklarımız, vekalet aldığımız aileler var. Oralarda hiç bizi ciddiye almıyor eski Türkiye'de attığı için. Bütün Türkiye'ye birleşelim. Suriye ile Türkiye'nin arasını bulalım. Ve Türkiye'nin Suriye ile menfaatleri sadece hududundan ibaret değil. Türk yurttaşlarının pek çok mal varlıkları var Suriye'de. Onun dışında Suriye sınırı yapay bir sınır. Suriye'de bir takım halklar bizim Türk halklarıyla kardeş, akrabalar, tarlalar ortak. Hatta tarım aletleri bizim ortak olduğu bölgeler var. Bizim güney sınırımızın büyük kısmı Arap asıllı vatandaşlarımız. Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkiler hem tarihsel hem de pratikte olan ilişkiler. Suriye'yi dışlayarak dediğim gibi Bayan Merkel ile falan oturup da Suriye meselesini çözemezsiniz. O şu neticeyi verir, Amerika, Almanya ile yaptığınız ekonomik bir takım girişimlerde Merkel'in desteğini sağlayabilirsiniz. O da bir kıymettir ama yeterli değildir. Devleti devlet gibi idare etmek lazım. Peki şimdi son olarak süremiz de yavaş yavaş azalıyor Sayın Cindoruk. Yaklaşan bir yerel seçimler var. Ve şimdi AKP'nin büyük şehirlerde oy kaybettiği raporlara, daha doğrusu verilere yansıyor, yapılan anketlere yansıyor. Son olarak Gezici'nin bir anket çalışması var ve birçok ilde %40'ın altında olduğu söyleniyor AKP'nin oylarının. Sizce bu düşüşün sebebi ne olabilir? Yani bu ölçüde bir düşüş varsa bunun sebepleri nelerdir şayet? Şimdi anketler çok değerli bilim ögeleridir. Ona bir şey demiyorum. Ama şu andaki anketler Mart ayının sonundaki seçim için çok erkendir. Faydalıdır. Ben esas başka bir şey söylüyorum. Tabii. Türkiye'de bugün iktisadi bir kriz var. Bu nasıl gelişecek bilinmiyor. İktisadi krizi tespit edebiliyoruz. Çünkü veriler matematiğe uygun. Her sabah kalkıyorsunuz döviz kurlarını kuruyor. İşsizlik vesaire rakamları. Ama bir başka büyük kriz var. Rejim krizi. Rejim krizini iktisadi kriz örtmüştür. İktisadi krizin varlığı rejim krizinin vahametini ortaya koymuyor. Başkanlık sistemi oturmamıştır. Tutması da mümkün değildir. Parlamenter sisteme dayalı Türkiye'de aşağı yukarı 100 yıllık bir dönem var. 23 Nisan 1920'de Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Bunu parlamento kurmuştur. O parlamentonun kurduğu egemen ve hakim kudreti şimdi siz devre dışı bırakmışsınız. 600 milletvekili bugün ne yapıyor? Yok. Hükümet nerede? Birisi çıkmış diyor ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Hükümet bir anayasa kurumu, bir karar organı. Bugün mecliste hükümet var mı? Meclisteki hükümet sıraları yok. Hükümet nereye çıktı? Balkona çıktı. Kor diplomatikleri Genelkurmay Başkanı da yan yana oturuyor. Meclis kürsüde konuşma hakkı var mı? Yok. Bu hükümet hükümet mi? Karar verme gücü olmayan... Şimdi bütçeyi hükümet mi yaptı? Yolladı bütçeyi. Cumhurbaşkanı yolladı. Peki Cumhurbaşkanı bu da danışmanları yaptı. Danışmanlar içindeki var. Hülya Koçyiğit var. Orhan Gencebay var vesaire. Onlar mı yaptılar bütçeyi? Hayır.
bütçeye giren bir takım teknisyenler yaptı. Ama bütçeyi hükümet yapamadı. Hükümet bir otoritedir. Halktan ve parlamentodan güveni alacaktır. Meşruiyetini kaynağı parlamento olacaktır. Tutmaz bu sistem. Bu sistem ne getirdi? Hade halkı iktidarını getirdi. Bizim karşı çıktığımız bu referandum şöyle böyle şaibeli geçti. Ama o şaibeli geçmesi yeterli değil. Hı hı. Halkın ve gerçek devleti bu. Yeni bir devlet mi kuruyorsunuz? 1920'de kurulmuş devleti siz yeniden revize mi? Ne yapıyorsunuz? Ben anlamıyorum. Sayın, yani bir cumhurbaşkanı başkanlık sistemi kurmuş ve bu başkanlık sisteminde en önemli olan kasaya damadını getirmiş, oturtmuş. Bu sistemin işlemediğini gösterir. Bu sistemi halk reddeder. Ve enteresan bir şey, bu sistemle ekonomi düzelmez ise, ekonomi düzelmediği zaman rejim kaynamaya başlar. Benim şimdi bütün partilere tavsiyem şu. Çeşitli konuşmalar yapıyorlar. Oturup bir şura kurultay, neyse toplantı yapsınlar. Nasıl biz tekrar parlamenter rejime döneriz? Bütün muhalefet partilerin derdi, zoru bu olmalı. Ve bu çareyi yapıyor. Yeterli bulmuyor musunuz bu konudaki çalışmaları? Şimdi hatta o kadar ki aşağı yukarı uydular gidiyorlar. Hı hı. İşin vehametini fark etmediler. Yani meclis bugün işsiz bir meclis, danışma meclisi. Soru soramıyor, hı hı. Cevap alamıyor. Bakan yok ortada. Bunlar sadaret katipleri vardı eskiden Osmanlı'da, sadaret katipleri. Başkan, cumhurbaşkanı da kaldırın, başkanlık sistemi diyorsunuz. Başkan kayyum tayin ediyor da bakanlıkları. Bakanlık duruyor, başına da halktan destek almayan, meşruiyetini halkın temsil olmayı parlamentodan almayan kişileri tayin ediyor. Bunlar kıymetli adamlar olabilir. Siyasette değer sadece bakanın tahsilinden, terbiyesinden değil, meşruiyetinden kaynaklanır. Parti ne oldu şimdi? Bugün AK Partili arkadaşlara soruyorum. Ellerinde bir kudret kaldı mı? Hükümeti düşüremiyorlar, hükümeti oluşturamıyorlar, hükümete güven veremiyorlar. Partide programı ne oldu? Görüşte, gidişte, birlikte olan siyasetçileri kurduğu partilerde Türkiye rejim sıkıntısını bu ekonomik sıkıntıyla örtmüş gözüküyor. O yanlıştan düzeltti. Yani muhalefet partileri kapılmışlar, Bahtım Kara hani var ya şarkı gibi gidiyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası diyorsunuz, beka bu. Bu rejim, başkanlık sistemi Türkiye'nin kurulu düzenine, kurum ve kurallarına aykırı. İşte onun için Demirel'in bir broşürünü getirdim, söyledim. Adam, ne kusurunu gördünüz biz parlamenter rejimi? Ben parlamento başkanlığı yaptım. Parlamentonun ne kusuru var? Parlamento, mebuslar vasıtasıyla halkla irtibatı sağlıyor. Bugün bir müddet sonra bizim o AK Partili milletvekili kardeşlerimiz dahil bölgelere gidemez hale gelirler. Halkın taleplerini meclise yansıtamazlar. Sadece yazılı soru. Var mı dünyada bir örnek? Trump bu kadar rahat değil. Görüyorsunuz. Trump bir kişi tayin etmek için ne kadar uğraşıyor. Bu kişi tayin edeceği kişi de nedir? Büyükelçidir. Siz Cumhurbaşkanı'na bu kadar büyük yetki verdiğiniz zaman, yanlış yaptığınız zaman Cumhurbaşkanı değil. Şimdi valiler kararnamesi çıkardı. Eskiden valiler kararnameleri bakanlar kurulu çıkarırdı. Bakanlar kurulu yok. Geçen gün diyor ki birisi bakanlar kurulu toplandı. Hani dilini arı soksun diyeceğim adamın. Nerede bakanlar kurulu kardeşim? Bakanlar evet. Kurulu karar verdiği zaman resmi gazetede ilan evet. Edilir. Sizin kuşağınız için üzülüyorum. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Bugün konuğumuz bu saatimizde Hüsamettin Cinduruk'ta efendim, gündemi değerlendirdik. Noktalıyoruz, tekrar teşekkür ediyoruz. Ve saat başında tekrar birlikteyiz efendim. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba bizlerle birlikte olacak. Bu kez onunla gündemi değerlendireceğiz, konuşacağız. Bizden ayrılmayın diyelim.